Evet. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir bilgi videosu daha çekeceğiz. Civcivlerimize bakım yapacağız. Tavuklarımızı dışarı boşlayacağız. Yumurtalar toplayacağız. Köpeklerimize bakacağız. Ama ondan önce civcivlere kalsiyum desteği yapacağız arkadaşlar. Doğal, organik, etkili bir kalsiyum desteği yapacağız. Selamun aleyküm kara kızlar. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Buyurun. Haydi. Haydi bakalım, haydi. Bu ikisi çıkmaz. Birisi sakat, birisi beyinden özür lazım. Siz niye çıkmıyorsunuz? Kendi halinize bırakayım size. Kendi halinize bırakmayın. Çıkın hadi ya. Çıkın da güneşten faydalanın. Bugün hava çok güzel. Gençler hadi. 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 Rotasız yürü. Bu rotasız şu siyah olan astrolog arkadaşlar. Hep sürüden ayrıdır her zaman. Kafasına buyruk. Hadi. Şimdi bunlara evden bayır ekmek getirdim biraz. Biraz ekmek atalım. Bugün güzel bir güneş var. Şimdi bugün civcivlerimize kalsiyum desteğini neyle yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen videonun başında göstereyim. Buyurun. Lor peyniriyle. Şöyle karanlık oldu bura. Civcivlerimize bugün lor peyniri yedireceğiz. Şu. Gördüğünüz gibi lor peyniri. 8 liraya aldım. Yarım kilo. 2 tane alsak olurmuş. Tavuklara da verirdik. Şimdi abartmadan. Gel gel gel. Gel 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 gel. Allah Allah. Tripod sağa sola takılması yok mu ya? Geh 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 geh. Geh 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 geh. Geh 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 geh. Evet. Geh 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 geh. Geh 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 geh. Gel gel gel. Tony. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Geç 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 geç. Şimdi ekmeği atalım. Gidip civcivlere bir kontrol edelim. Ne durumdalar? Isıları kaç derece? Evet, bu kadar. Geç geç geç. Bu kadar ekmek yeter. Şimdi civcivlere bir gidip göz atalım. Ne yapıyorsunuz lan? Hacivatlar. Evet. Evde meyve kabuklarını getirdim. Bayat ekmek. Evde artan kemiklerden de köpekleri. Bulaşıkları da eve götürüyorum. Orada yıkıyorum arkadaşlar. Yıkanıyor evde. Şimdi gidelim. Şu bizim civcivlere bir bakalım bakalım. İnşallah elektrik, bunlar büyüyene de elektrikler gidip gelmez.
İğnemiz de burada duruyor. Evet. Orada bir sıkıntı gözükmüyor. Suyu ortaya aldığımız iyi oldu. Bak orada daha az pislik gidiyor. Maşallah. Hiçbir sıkıntısı yok görüntü itibariyle. Evet. Bugün bunlara lor peyniri vereceğiz. Dün attıklarını değişmiştik zaten. Bunların attıklarını artık bundan sonra her hafta değişmek gerekir. Şöyle gözümle baktığım zaman 1, 2 5-6 tane horoz gözüküyor gibi. Evet. Evet. Şimdilik yenleri suları akşama kadar onları idare eder. Akşama doğru onları sularını temizleriz. Bugün onlara lor peynirle veririz. Şimdi gidelim kabımızı alalım. Bugün yumurtalarını toplayalım. Ondan sonra bir mola verelim. Haydi bakalım. Evet. Kabımızı aldık arkadaşlar. Tavuklar çamlarını oraya gittiler. Bismillah diyelim bakalım. İlk önce sularımızı kontrol edelim. Güzel doldu. Dün biliyorsunuz kalsiyum mineral takviyesi için sularını sonra koymuştuk. Yerleri dolu. Bismillah. Şöyle yumurtalar her zamanki gibi yine büyük arkadaşlar. İki, çok büyük hem de. Dört. Altı. Biliyorsunuz ortalama demin de 82 gramla 75 gram arası 70 gram. 4, 6 oldu. 8, şunlar sıcakmış bayağı. 10. Bunlar sıcak. 12. Hem de iyi sıcaklar. 12, 14. 16. 17. Maşallah. Bugün yumurtayı hepsi salmış. 18 tavuk, 17 yumurta. Güzel. Verim güzel. İki tanesi soğuk, bir tanesi soğuktu, diğerleri sıcaktı. Demek ki birisi ya salaktan yumurtluyor ya da dünden kalan gece yumurtluyor. Evet arkadaşlar. Şöyle yumurtalarımız. Şimdi yumurtaları bakalım içeriye. Civcivlerimize peynir ikram edelim. Bunun üçte birini vereceğim ilk önce. İçine yumurta kırsam mı kırmasam mı diye düşünüyorum da bir tane yumurta kıralım biz yine ya da kırmayalım ya sadece peynir olarak verelim. Şimdi onu hazırlayalım hadi bakalım. Evet. Şimdi peynirimizi açalım. Şöyle bir peynir arkadaşlar. Lor peyniri. Yarım kilo. Bunda kilit yok herhalde. Evet, bunu şuradan şöyle keselim. Evet.
Kalsiyum biliyorsunuz kemik gelişiminde en etkilisi bu. Ve mineralli soda, maden suyu daha doğrusu. Hep soda diyorum ya arkadaşlar. Maden suyu. Şimdi bunu götürelim. Suluğun altına yükseltme yapmıştık. Suluğu kaldıralım, bunu onun yerine koyalım. Haydi bakalım. Hepsini, yemlikleri de çıkartalım bu arada. Şimdi telefonu ben şöyle yapayım. Elimi alayım. Evet. Evet. Yemliği de alalım. Buradaki yemliği de alalım. Şimdi içine girmeden yeseniz olmuyor değil mi ya? Bir parça alan kaçıyor gidiyor. İştahlı davranmadılar. Bunlara böyle bu şekil takviye gıdalar verirken arkadaşlar yemliklerini 1 saat 2 saat önceden alın, biraz aç bırakın. Bak şu anda tadını alırlar. Böyle verin. Bunlar şimdi iyi dursun. Sularını değiştirelim. Yemlerini de takviye yapalım. Sularını şöyle koyalım. Sularını değiştirelim. Üstüne de su içsinler. Evet, yemliklerini aldım içeriden. Kafes ısıları da 24 derece. Kuşlara bak. Hava mükemmel bugün arkadaşlar. 7-8 derece olması lazım. İnternette 10 derece gösteriyordu ama internet 2 meteoroloji fiyasko zaten biliyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Papatyaların yapraklarını mı yiyorsunuz arkadaşlar? He? Başka yiyecek bir şey bulamadınız mı? Hadi. Evet. Şimdilik bu kadar. Birazdan görüşürüz tekrar. Evet. Civcivimizin suluğunu güzelce yıkadım. Arkadaşlar sabunladım. Gıcır gıcır oldu. Şimdi bunu bakalım lor peynirine bir
silmişlerimi. Kapağı açmadan kenardan gizlice bakacağım. Ürkütmemek için. Artı. Şuradan bakalım şöyle. Hala yiyorlar daha. İyiyim bakalım hadi. Suyunuzu biraz sonra. Sularını biraz sonra veririz arkadaşlar. Bu arada gelmişken yemlerini dolduralım bari. Evet. 10 kilo yem almıştık. 10 kilo yem. 10 günde mısır yedirdik. Bakalım 10 kilo yem. 23 tane civcive kaç gün gidecek? Fazla doldurmayalım, dağıtmasınlar. Zaten 2 tane yemi koyuyoruz. Yemlik ve suluk var. Tamam. Şimdi peyniri iyice bitirsinler. Hiç rahatsız etmeyelim içeride. Onları yemlik ve suluklarını birazdan koyarız artık. Aslında bugünkü videomuzda bu kadar. Bugün 29. günlerim oluyor. Bugün ayın 6'sı mı? 6'sıysa bugün ayın 29 günlük oluyorlar. Bu videoyu fazla uzatmayacağım zaten. Akşama kadar tavuklarımızın dışarıda gezinmelerini sağlayacağız. 5 gibi falan içeri alırız. Arkadaşları, köpeklerimiz de güneşi buldular, yatıyorlar mis gibi. Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Hava biraz serin, sıcak değil ama güneşli. Tavuklara belki biraz daha ekmek. Tavuklar da şurada bakın. Burada güneşi buldular. Hepsi yatıyorlar. Köpeğin yanındalar. Hem de köpeklere alışmış oluyorlar. Bakın hepsi kendine bir yere gömmüş. Kimi yan gelmiş yatıyor. Kimi oraya gömmüş kendine. Diğerleri nerede? Diğerleri de orada. Ne yapıyorsun lan? Haydut. Bunun adı Haydut olsun arkadaşlar. Evet. Keşe bakalım. Köpekler sabaha kadar nöbet tuttukları için gündüzde böyle yatıyorlar. Sular donmuş. Buradaki çeşmemiz buradan patlamış. Onu havalar ısınınca yaparız. Keş, ne yapıyorsun oğlum? Salyan akıyor gene. He? Evet. Bak, horoz aldı onları gidiyor içeriye. Bak çağırıyor. Bunlar da bak koşarak. Sen ne diyorsun? Sakallı. Kış. Hadi. Hadi güneşe hadi. Güneşten faydalan biraz. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz böyle. Bugün civcivlere kalsiyum takviyesi için lor peyniri verdik. Dün tavuklarımıza kalsiyum mineral takviyesi için soda verdik. Sindirim sistemlerini güçlendirsin, bağışıklığını artırsın diye. Yarın bir soda daha getirip, iki soda tavuklarımıza ve civcivlerimize tekrar bir soda takviyesi daha yaparız. Durum böyle. Tavuklara bir de marul alalım. Asalım, bir marul yesinler arkadaşlar. Bak, tavuğu yakalayacak da tavuk önünden geçiyor.
Hatta yeşilliğini, yeşilliklerini buraya da koyabiliriz. Yarın gündüz buraya tepsiye, onlara marul alalım bir tane. Tepsiye koyalım, yesinler. Tüm marul olmaz, fazla gelir herhalde de ishal yapmaması için. Marulun dışını, yarısını, kabuklarını alırız evde, ona göre hallederiz. Neyse işte böyle ya. Havalar bugünlerde iyi gidiyor. Şubat'ta kar gözüküyor yine. Yine bir kar faslı olur. Bu kar kış kıyamet bitene kadar bahçe çamur zaten. Bahçeye girilmez. Kar kış kıyamet bittikten sonra da arkadaşlar tavuklarımızı üretmeye, çoğaltmaya, köpeklerimize de güzel kulübeler yapmaya başlayacağız. Bakalım nasıl olacak. Köpeklerimiz olmazsa buraya dikmeyi düşünüyorum. Buradaki meyve ağaçlarını kaldırabiliriz mi? Kaldırmayız mı? Buradaki meyve ağaçlarını kaldırırız herhalde ya. Yani şuradaki meyve ağaçlarını kaldırsak, kulübeleri buraya yapsak daha güzel olur mu? Daha güzel olur herhalde. Bakalım. Şu kısmı belki tavuklara da ayırabiliriz. Sadece bu kısımda tavuklar olur mu? Burayı telle çevirsek. Şu anda daha karar veremedim bir türlü de. Bakalım nasıl olacak. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videoyu beğenirseniz, yorum yazarsanız kanalı desteklemiş olursunuz. Beğenmeyip yorum yazmazsanız da izlemeniz de yeter. Hepinizin canı sağ olsun. Hadi hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz.